Şimdi size Cumhuriyet'in kuruluşuyla ilgili hiç bilinmeyen bir hikaye anlatacağım. Atatürk'ün Samsun'a çıkışının hemen ardından yaşananlar, Kurtuluş'tan kuruluşa uzanan o süreci tüm gerçekliğiyle anlatır. 19 Mayıs 1919'da atılan o büyük adım sonrasında Atatürk'ün niyetini ve kararını gören işgal güçleri ve İstanbul hükümeti onu geri döndürmek için her yolu denerler. Ve nihayetinde yaşananlar sonucunda Mustafa Kemal Paşa askerlik mesleğinden istifa etmek zorunda kalır. Artık rütbesi, resmi mevki, üniforması yoktur. İşgal altındaki bir ülkeyi kurtarmak amacını taşıyan bir birey olarak Türk milletiyle birlikte mücadeleye devam edecektir. Bütün bu karanlığın ve umutsuzluğun içerisinde Erzurum'da Masal Müşit Kansu'ya yazdığı notlar gelecek güzel günlerinin müjdecisi olacaktır. İstifa kararının hemen ardından kongre binasına büyük bir sessizlik hakim olmuştur. Sessizliği onun şu sözleri bölecektir. Masar not defterinin yanında. Hayır paşam der Kansu. Zahmet olacak. Al gel öyleyse der paşa. Masal Müfit Kansu'nun not defteriyle geldiğini görünce ama bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Sonuna kadar gizli kalacak. Bir sen, bir ben, bir de kalem mahsus müdürü Süreyya bileceksiniz. Şartım bu diyerek ilave eder paşa. Paşanın şartı kabul edilir. Öyleyse tarih koy der. Ve yaz diyerek devam eder. Zaferden sonra hükümet biçimi cumhuriyet olacaktır. Bu bir. İki, padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. 3. Kadınlarımızın kara çarşafa girmesi kalkacak. 4. Uygar milletler gibi şapka giyilecektir. Bu anda kalem Kansu'nun elinden düşüverdi. Mustafa Kemal Paşa'nın yüzüne baktı. Bu gözlerin bir takılışta birbirine çok şey anlatan konuşuşuydu. Darılma ama paşam, sizin de hayalperest taraflarınız var dedi Kansu. Bunu zaman gösterir. Sen yaz dedi Atatürk. 5. Latin alfabesi kabul edecek. Paşam yeter yeter. Cumhuriyetin ilanını başarmış olalım da üst tarafı yeter dedi Kansu. Biraz da hayal ile uğraşmaktan bıkmış bir insan edasıyla defterini kapadı. Paşam sabah oldu. Siz oturmaya devam edeceksiniz. Hoşçakalın diyerek yanından ayrıldı. Zaman içerisinde olayların onu nasıl yanıttığını ve Atatürk'ü doğruladığını yaşayarak görecekti. 1925 yılında Atatürk şapka devrini tamamlamış, Kastamonu'ndan dönüyordu. Eski meclis binasının önünden geçerken bir anda kapı önünde bekleyen Masar Müfit Bey ile göz göze geldiler. Paşa gülümseyerek sordu. Masar Bey, kaçıncı maddedeyiz? Notlarına bakıyor musun? Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Tüm yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde tarihe düşülen notlar ve verilen mücadelenin anısına saygıyla.